Şimdi buradan ben Sayın Öcalan'ın durumuna gelmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de de Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Ben ise düşüncemden dolayı 4 ay hapiste yattım. Aramızdaki fark çok büyük. Ve Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Ankara'da Kocatepe Camii'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Sezer ve Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın yanı sıra hükümeti temsilen Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ve bakanlar katıldı. Hükümet üyeleri zaman zaman protestolara hedef oldu. Manisa Hatuniye Camii'nde Şehit Yarbay Gülova için düzenlenen törende de benzer bir protesto görüntüsü vardı. Törene katılan Meclis Başkanı Bülent Arınç ve AK Partili milletvekilleri protesto edildi. Manisa'daki cenaze törenine eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök de katıldı. Güçlü konaktaki saldırıda hayatını kaybeden Şehit Piyade Er Hasan Güreşen de son yolculuğuna İstanbul Levent Camii'nden uğurlandı. Şehit Güreşen'in cenazesine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.